Evet. Nerede kaldık? Buralara baktınız, 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 Bastık Ali baktınız. abi. Baktınız, her tarafa baktınız, gitti. Peki, siz şöyle bir mağara gördünüz mü? Ortadaki şey mi bu? Şu mağarayı gördünüz mü? Şu mağara, böyle bir mağara. Görmedim Ali abi. Kaç dönüm arazinin üstünü kapatmış, iyi bakın. Görmedim Ali abi. Nerede bu İyi bak, iyi bak. Bakın, iyi İyi bak. bakın. Bu kadar büyüklükte bir mağara. Kaç dekar arazinin üstünü kapatmış. İyi bak. Bu resim daha de, değil mi? Ya bu resim. Hiç görmedim. İyi bakın. Baktım iyi de görmedim hiç. Orada fotoğrafçımız sırrı var. İyi ona da iyi bak. Şurada bu biter. Şurada bu biter. Bu bir kayanın önü. Bir mağaranın önü. Bak şurada şu sarı şu çizgi var. Hı. Burada biter bu. Fakat içerinin rengiyle dışarının rengi birbirine uyum sağlamak için kamerada Agfa film takılıydı. Agfa yeşil bazlı çıkar. Söktüm, Kodak taktım. Kodak böyle çıkar. Dışarı sonbahar kuru. Burada sarı. İkisinin birbirine uyum sağlarsa bu resim çıkar. Fotoğrafı söktüm, şeye taktım, Kodak taktım, bu resim çıktı. Götürüyorum fotoğrafçılara, ya diyor böyle bağıra nerede? Evet, enteresan bir şey. Çok güzel. Aman hocam, aman hocam. Poster, poster yaptırdım Doğru. bunu. Doğru. Poster yaptırdım, Yani. sergiledim kendim. Evet. Gayet güzel bir şey olmuş. Aslında, yani biraz hafiften bir posta şeyim de vardı. Şunlar da işte böyle bir karalama çalışmalarım benim gezenlere yardımcı olsun diye. Ali abi biraz da bu madem şeyden açıldı, Emanet dizisinden açıldı. Biraz da onunla ilgili konuşalım. Hatta ben Benzemiş mi? Çok güzel. kim çizmiş? Ali Kaptan Kaptan. çizmiş. Evet. Park tarafından mı? Karşıda. Batıda. Evet Ali abi. Evet hocam buyurun. Bu Emanet dizisinin zannediyorum siz oraya danışmanlık mı yapıyorsunuz, yardımcı mı oluyorsunuz bilmiyorum yani Yardımcı olun, sıfat yardımcı önemli olun, değil, adı yardımcı olun. neyse adı Evet, o kadar yardımcı da olun. önemli değil. O Yine bir filmin içinde aranıyoruz. ya tabii mutlaka mutlaka onun bilgisini aldım zaten ben. Şimdi bu dizi ne kadar sürecek dediniz Ali abi? 2 sene. 2 sene sürecek. Çok Tabii güzel. reyting Tabii reyting olay. durumuna bağlı ama şu anda iyi gidiyor, İyi gayet gidiyor. tutuluyor. Evet. Ben de izliyorum. Evet. Yöre olduğu için ben Evet. özellikle izliyorum. Standart Kapadokya'da çekilen diziler genelde tutuluyor. Evet, tutuluyor. Evet. Ama şeyin Halil'in bir eleştirisi vardı, okudum Face'te. Halil Uluer'in bu şey ne balon, Anatolian balonu Anatolian sahne, evet. balonu. Halil biraz şovmendir, bilirim, tanırım Halil'i. Ne diyor eleştirisi? Şöyle bir şey diyor. Eleştirisi şu, yani buralar doğu değil işte o gelenekler filan hani dizinin konusundaki işte emanet falan filan yani hep aynı türde diziler çekiliyor, konular aynı. Yani farklı bir şey dizi niye çekilmiyor? Birbirinin kopyası gibi bu diziler filan gibi bir eleştiri getirmiş. Ben okudum Face'te. Orada da haksız değil, değil mi? Orada haklı yönü var fakat benim merak ettiğim şey şu. Şimdi biliyorsunuz o gelenekler doğuda sürüyor. Bizim buralarda yok Var, var, oldu. var, var, Var var. mı hala? İşte Halen yok ama var. onu konuşalım biraz. Zaten bu da 1980'li yıllar anlatıyor. Değil mi? Tabii. O yıllarda da var tabii. zaten Var de. tabii canım, var O tabii. yıllarda da var. Var. Peki o geleneği biraz anlatır mısınız siz? Yani sizin bakış açınızla. Şimdi bu feodal yapıdan kaynaklanıyor bu Tabii, ağır düzen. tabii. Ataerkil. Ama tabii Aileden. ataerkil Ataerkil. ama halen ataerkil mesela son zamanlarda çekirdek aile oluştuk. Ataerkil yok artık. Yok oldu. Evvelden ana, baba, dede, Herkes bir halar hepsi bir arada. evde. Evet. Kırsal dönemde hala devam eden yerler var. Yani ataerkilin Olur. bizdeki Ama çok az kaldı. aile şeyleri Bilhassa yapmışlar. şehirleşmelerle birlikte şu çok katlı binalar var ya Yok etti tabii o iş. sosyal Evet. münasebete balta vurdu. Evet. Hatta bakın bak ben size bir şey söyleyeyim. Hollanda'da bizim oturduğumuz yer evi bizimki 2 katlı. Önümüzde
200 metre ilerisinde bahçeler falan var. Ondan sonra apartmanlar var. 12 katlı hepsi. 7-8 tane. Buraya geldim ve 7-8 ay kalıp gidiyordum kış ayları. Bir gittim, Allah, bizim apartmanlar yok olmuş. La oğlum, ne oldu bu apartman? Baba, bunlar yıkılıyor ya, dedi. Yıkıldı. Allah Allah, niye? Dertler ne? Baba dedi, dertleri şehri güzelleştirmek. Lan güzelleştirme ama öyle değil. Bunların ciddi bir işleri var ki. Bunlar başka bütün şey apartmanları yıkıyorlar. He. Belediyenin fen memuru bir çocuk var. O eskiden belli, orada tanışırız onunla. Yohan diye birisi. Yohan denk geldi bir gün. Yohan dedim, bu şey, apartmanları neden yıkıyorsunuz ya? Dedi ki, Ali Bey, bu bizim kültürümüzü yok ediyor. Sosyal münasebeti zayıflatıyor. Alttaki komşu, üstteki komşuyla yıllarca oturduğu halde birbirini bilmiyor. Tanımıyor. Adını da bilmiyor. Ulan bunu söylerken benim kafam Nevşehir'e, Ankara'ya, İstanbul'a gitti. Tabii gitti. Daldım gittim ben. O ne diyorsa anlamıyorum gayet. Benim kafam buralara gitti. Vay be göster vay. Lan bizim yapacağımızı gavurlar yapıyor ya. Hep onlar yapıyor zaten işin garibi hocam. Ya gavur bunu diyor. Sosyal münasebeti düşünüyor da. Benim adam daha 20 katlı yapmıyor. Şu Nevşehir'dekilere çok tabii sinir oluyorum ben. Evet. Çekirdeksiz. Ne diyeyim ne? Vay para. Alçaklar vay ya. 25 para. Katlı bina yapmış. Bir koy sığar. İyi. Birinci katta sen otursan. Ben de en son katta otursam birbirimizi 20 sene geçtikten sonra halen tanımakta. Maalesef. Bitirdim. Ama o çocuk da devam ediyor Yuhan. Ali Bey diyor, şimdi bunlar yerine biz dupleks evler yapacağız. Villa mı yapacağız? Yok dedi, sıradan ev yani. Herkes alabilir. Ekonomik pek ağırlık değil. Sebebi dedi, önünde arkasında küçük küçük bahçeleri olacak. Çiçeği olur, gül diker, ne bileyim bir şeyler olur. Komşu da çıkar, o da gülüyle. Merhaba komşu, görürler, merhaba komşu derler. Birbirinden gülden, çiçekten bir bahane olur. İnce düşün, evet. Abi. Lan kardeşim, bunu benim, nasıl bizim benim Müslümanlar, Müslümanım der de bunu düşünmez. Şu adama bir be. Valla siz haklısınız dedim, inşallah bizim orada olur diyorum şimdi. Adamlar yıkıyor. Bizim orada tersine hatta gidiyor. Hatta yıkmalarına öyle bir şey ki, evet, denizi doldurarak arazi çıkartıyor. Tabii. Yok sınırlar, evet, toprakları yok. Yok. Küçücük toprak var. Evet. 14 milyon nüfus var. 1 metrekare yere 9 tane adam düşüyor ya. Böyle bir ülke apartmanları yıkıyor. Benim 700 ne bin metrekaresi, milyon metrekare yetmiyor bana. Daha bitişik nizam. Bitişik nizam. Dikeyine bina. O da dikeyine. Hollanda ne yapıyor? Dikeyine yaptığı yerleri var. Ama eni boyu ne kadarsa o kadar da etrafında boşluk bırakıyor. Park sorunu yok. E şimdi binayı dikiyor 20 kat. 3 metre bırakmış, bu emmimde dikmiş. Nereye koyacak bu adamların arabalarını? Başka yapsa nereye yapsa? 30 daire.